davetimiz için. Ee, Nalan Hoca az önce birazcık bahsetti ama isim Melike Bayır, ee, küratör, sanat yazarı ve araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Ee, Yeditepe e, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde sanat ve kültür yönetimi bölümünde araştırma görevlisiyim. Üniversiteden Güzel Sanatlar e, Üniversitesi'nde de Çalış doktora doktoramak yapıyorum şu anda. Ee, aslında uzun zamandır diyebileceğim bir süre belki de. Yaklaşık 7 yıldır İstanbul'dayım. Ee, ve bir şekilde Mark Hoca ile yollarımız kesişti ve sanat dünyası içinde, sanat ortamı içinde çalışmaya başladık. Bugün de kendisiyle konuşmak benim için oldukça her zaman heyecanlı çünkü her zaman hoca e, ve daima böyle şey, acaba yanlış mı yapabilirim, nasıl gider, nasıl, her zaman bu tedirginliği yaşıyorum ve zannedersem hayatım boyunca da böyle kalacak bu. O yüzden oldukça kıymetli ve güzel. E, bugün aslında konumuz birazcık şey gibi olacak. E, Birazdan Mark Hoca'ya devredip onun öncelikle kendisini tanımasını ve birazcık aslında giriş yapmasını isteyeceğim. Başlı biraz geniş belirledik, çağdaş sanat dedik. Bunun için de aslında bugünkü konu biraz ikiye bölünecek. Ee, bir noktada hakikaten bugünün üretim pratikleri, disiplin arası yaklaşımı biraz konuşacağız. Ve ikinci bölüm diyebileceğim bölümde de aslında Türkiye sanat ortamı, sanatçılar, küratörler ve yazarlar. Aslında sizin de kurmak, ileride hakikaten yönetmek istediğiniz programa dair muhtemelen ee, çok fikir açıcı bir konuşma geçeceğini ümit ediyorum. Hocam sözü size bırakıyorum. Birazcık belki ikinci de buraya geldiniz, başladınız. Tanıyan tanımayan ya da hakikaten küratörlük yazarlık ya da akademi boyutunda tanımak isteyen insanlar için biraz kendinizden söz edebilir misiniz? Tamam teşekkürler. Bakalım normalde ben de seni hep sıkıştırıyordum hem asistan olarak hem öğrenci olarak. Şimdi bugün artık fırsat senin. Um, i̇şte adım Markus Graf. Um, 2001 yılından itibaren e, İstanbul'da yaşıyorum, çalışıyorum. Um, genellikle üç tane ana alan e, da e, çalışıyorum. Bir tarafta e, akademisyen olarak işte e, sanat tarih, e, sanat, e, sanatın çeşitli kuramsal veya tarihi e, bağlamdaki konular üzerine çalışıyorum. İşte sergileri. Sanat tarihi, sanat teorisi, çağdaş sanat vesaire falan uzmanlık alanı modern ve çağdaş sanat diyebiliriz. Bu şeklinde artık Almanya'da işte Almanya'da işte lisans yüksek lisans ve doktora yaptıktan sonra ve orada ki Hildesheim Üniversitesi'nde senin gibi bir dönemde asistanlık yaptıktan sonra. 2003 yılından beri Yedi Tepi Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki Sanat Yönetimi Bölümünde de hoca olarak başladım ve o akademik kariyer aslında işte öğretim görevlisi, yardımcı şef falan filan bu noktaya kadar geldi. Dolayısıyla bir bağlamda işte sanatının üretimi, estetikleri, içerikleri hem dün ve bugünkü ya da yarının sanatı bu bağlamda bir araştırmacı olarak e, onunla ilgileniyorum. Ders veriyorum, yazı yazıyorum falan. İkinci e, alanım küratörüm. E, yani sergi yapımcısı. E, o konuda şey aslında ilginç. Mesela e, hoca olmak benim için çok eski bir e, dilekti. Ben uzun zaman ne istemediğimi çok net biliyordum da ama ne istediğimi tam bilemedim ama bütün gelecekte ne olmak isterim ya da nasıl bir alanda çalışmak istiyorum derken ben kesinlikle üniversitede çalışmak istemiştim. Yani bir anda hoca olmak her zaman benim için önemli bir şeydi. Çünkü sanat ve kültür üzerinde özellikle genç insanlarla iletişim kurmak, bunu tartışmak ve hem öğretmek hem bir şey öğrenmek benim için çok oldukça heyecan verici ve yani bu artık yani 25 senelik bir yolculuk diyebiliriz. Küratörlük aslında kazayla başladı. Kaza kader bela belki. Yani 90'ların ortasında işte ben işte üniversitede okurken işte hem sanat tarihi hem resim, video, tiyatro, bilimi, kültür, politikası ve pedagoji okudum. Yani öyle bir ortam vardı. Her yerde işte müzisyenlerle, işte filmlerle, tiyatrolarla, plastik sanatlarla ilgilenen Gençlere vardı ve şeyi fark ettim. Çok üretim vardı etrafımda atölyeleri, stüdyoları vesaire ve bir şekilde onları görmek istedim. İkinci olarak onlardan öğrenmek istedim ve üçüncü bunlara paylaşmak istedim. Aslında böyle başladı dolayısıyla kendi evimde bir galeri açtım. Yani galeri demek yanlış aslında bir sergi mekan ya da bir mekan açtım ve orada oldukça amatörcü ama çok tutkulu. Bir şeklinde ilk sergilerim aslında kendi evimde yaparken. Günümüzde biz havalı terimler kullanıyoruz. Günümüzde ne diyorduk? Off space, underground gallery falan filan. Ama aslında yani galeriyi herhalde çalışmak isterdim ama yani öyle bir imkanım yok tabii ki. Dolayısıyla ilk sergi projelerim ilk evimde Sonra işte bir yani evimiz ara görmeye başladı. Çünkü kalabalık açılışları falan. Dolayısıyla böyle bir kömürlük projelerim. Tuttum. Yani bizim apartman evinin dibinde böyle pis bir kömürlük vardı. Onu sonra bir beyaz küpe çevirdim ve bu noktadan itibaren aslında e, e, günümüzde freelance, underground, of space, küratörlük başladım. Ama tabii ki o dönemde kendimi küratör demezdim. Hatta açıkçası biraz ayıp olacak ama küratör kelimesi pek bilmiyordum yani. Biz sergi yapmak istedik dolayısıyla böyle başladık. Hocam 90'ların başı değil mi bahsettiniz dönem? Evet evet yani do ilk sergim 95-96 yaptım. Hatta geçen gün benim arşivimden geçtim ve hakikaten böyle ağlayacaktım falan. Böyle eski davetlere falan buldum. Eski arkadaşları işte uzun saçlı falan filan. Tuhaf tuhaf tiplerle beraber projeler yaptık yani. Öyle di diyelim yani. Um, ve ardından e e yani İstanbul'daki kariyeri diyelim. orada arada Simen Sanat e gibi kurumlar hem ee, ticari galerilere hem de biyanalları, müzelerde farklı farklı mekanlarda artık e, sergi e, yapmaya başladım ve günümüzde e, Melike, biz bir liste yapmıştık da ama ne kadar oldu? 100-150 arasında Şu yavaş yavaş. 150 civarında sergi yaptım şimdiye kadar. E, son kimliğim yani e, biraz şizofren olur. Bu isim hem akademisyen hoca hem de işte küratör hem de yazar, sanat yazarı olarak çalışıyorum. Yani sanatçı monografileri, sanatçı katalogları ya da genel olarak sanat üzerine yazmayı severim. Sağ olsun insanlar da benim yazılarımı da seviyorlar. Bu işin sürekli güzel tekliflere geliyor. Dolayısıyla hoca, küratör ve yazarım. Harika. Çok teşekkürler hocam. o zaman aslında çok daha genel bir soruyla sizi biraz tanıdıktan sonra şöyle bir şey başlayabiliriz zannedersem. Ee, aslında ilk kariyerinize, ilk sanat ortamına girme işinize haliyle yani Almanya kimliğinizden dolayı Almanya'da başlıyorsunuz. Şu an çok daha dünya üzerinde olan bir şeyden söz edeceğim. Yaklaşık olarak e, 20-25 yıldır Türkiye'desin. 20 yıla yakındır Türkiye'desin, pardon. E, bugün aslında birazcık şey gibi, konuşmaların başlarında da biraz girişler yaptınız. 90'larda başladınız, devam etti. Genel olarak şu an dünyadaki e, sanat ortamına genel sanat stratejilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle bugünden bakınca. Evet. Hmm. Yani e, çağdaş e, sanat dediğimiz e, olgun aslında paradoks bir e, olgun çünkü bir tarafta çok yakın bir tarafta çok uzak. E, neden yakın? Çünkü aslında yani e, burada on tane hoca koy, on tane farklı tanım göreceksin e, çağdaş sanat ile ilgili. E, benim çok temel bir e, tanımım var. İşte çağdaş e, sanatçılar çağdaş dünya ve çağdaş hayatımızın her türlü konuyla üzerinde çağdaş malzemeler, çağdaş estetikler ve çağdaş mecralar ile çalışan sanatçılar. Yani dolayısıyla aslında bize çok yakın. Mesela bazı insanlar şey diyor ya eskiden daha kolaydı. Hatta old master'ları daha kolay anlaşılır falan diyorlar. Ben hiç katılamam. Çünkü yani beraber yani sanattan anlamayan bir kişiyle beraber Notre Dame ya da San Antoine ya da herhangi bir kilise gittiğimizde ve oradaki old masterları incelediğimizde oradaki sanat yapıtları aslında eğer arka bahçesindeki hikayeleri, öyküleri yani ikonoloji dediğimiz sanatının ve sanatçının bağlamı bilmediğinde onlara sadece bir kalıp olarak, sadece boş bir form olarak değerlendirebiliriz. Ha şu açıdan belki daha kolay, ha bir insan, ha bir peysaj, ha bir at, ha bir kadın yani böyle um, yüzeysel tanımlama ve ikonografik açısından belki bazı daha kolay olabilir. Ama aslında e, bu bağlamda teoretik olarak çağdaş sanat bizi daha yakın olmalı. Çünkü çağdaş sanatçılar çağdaş konular üzerine yoğunla yoğunlaşıyorlar. Yani günümüzdeki e, toplumsal meseleleri, siyasi meseleleri, ekonomik meseleleri, işte cenda, göçmen, kişisel meseleleri ve toplumsal meseleleri. Ve tabii ki bu çağdaş sanatçılarının, e, uğraştığı konuları benim şu anda yaşadığım ve uğraştığım konuları. Yani dolayısıyla yani Floransa'daki hayatı 2020'deki İstanbul hayatıyla ile ne alakası yani? Yani işte Karahatçı ya da işte Renesans ya da işte Neoklasistlerin 19. yüzyılındaki hayatına baktığında teoretik olarak oradaki meseleleri çok daha uzak olmalı. Fakat öbür tarafta tabii ki şimdi paradoks olan meselesi e, yani genel olarak e, sanat bir görsel dili olarak değerlendiriyorsak aslında en baştan şey sorgulamamız gerekiyor. Bu dil kim anlar? Ya yani bu dil kim konuşabilir? Yani eğer eee yani mesela diyelim ki yani düşün düşün çünkü e, okulunda Türkçe dersleri, fizik, matematik, spor vesaire. Yani birçok bir ders çok... aslında anaokulundan itibaren ilkokul, ortaokul çok yoğun bir şekilde ders alıyorsun ve bu şekilde öğreniyorsun. Ya da en azından takdir etmeyi öğreniyorsun. E fakat sanat derslere baktığımızda ya kötü yapılıyor çoğu zamanda ya da hiç yapılmıyor. Hatta bu bağlamda bile devlet okul, vakıf okul arasında fark pek önemli değil. Çünkü vakıf okullarda belki daha kolay, daha iyi bir resim, sanat resim eğitim verilebilecek diye varsayabilirsek de sonra LGS ya da işte başka sınav sistemlerden dolayı tam o tarihlerde işte müzik dersleri, sanat dersleri iptal ediliyor. Yani bu yüzden genel olarak insanlar aslında bu görsel dili nasıl yaklaşılması gerektiğini, nasıl dekode edilmesi gerektiğini bilmiyorlar. Yani dolayısıyla sanat ve özellikle bazı çağdaş sanat çok ulaşılmaz gibi geliyor. Yani şöyle düşün ben şimdi Almanca biraz önce konuştum. Eğer Almanca bilmiyorsan anlamsız gelebilir. Ama yani işte Regensburg'daki arkadaşımız için, Şafak Bey için bayağı umarım <laughs> baya anlamlı oldu. Yani dolayısıyla yani anlamazsan bile form ve dil bilmediğimden dolayı işte o hep bir kapalı kutu gibi kalacak. Dolayısıyla yani sanatı anlamak istiyorsak, sanattan has almak istiyorsak e, kesinlikle bilgiye ihtiyacımız var. Ya Dolayısıyla e, ben kesinlikle şey karşıyım. Sanat evrensel bir şey. Sanat kendisinden anlatan bir olgun. Öyle bir şey yok. Yani e, tıpkı matematik, felsefe, kimya gibi e, sanat bir uzmanlık alanı ve bu bağlamda kesinlikle e, bilgileri hem yapıt ile ilgili, sanatçı ile ilgili ve sanatının kontekslerle ilgili e, bağlantılara ihtiyacımız var. Bu birinci e, genel e, söyleyebileceğim e, olay. Genel olarak baktığımızda özellikle konumuz çağdaş sanat dediğimizde e, ben genellikle şöyle bir şey e, diyorum. Yani çağdaş içi boş olan bir kavram aslında. Çünkü baktığımızda her avantgard sanatçı ki sadece Picasso'dan bahsetmiyorum işte. Caravaggio da bir avantgarde sanatçıydı. Michelangelo bir sanat bir avantgarde sanatçıydı. Bu sanatçılar aslında hepsi kendi çağında çağdaş sanatçıydı. Ondan sonra işte sanat tarihçileri ya da başka uzmanlara gelip bu sanatçılara bir bir marka, bir kavram veriyorlar ve bu bağlamda sanat tarihçileri daha kolay bu olgunları kategorize edebilirler. Bizimki şu anda öyle bir sıkıntımız var. Biz şu andaki çağdaşlık içinde yer alıyoruz. Yani biz şu anda o dönemde yaşıyoruz. Bu dönem hep beraber üretiyoruz. Hem teorisyenle olarak hem sanatçı olarak hem sanatseverle olarak. Dolayısıyla biz şu anda akışkan ve nehirin ortasındayız. 50 sene sonra mutlaka ee, ...insanlara geri dönüp 90'la 2000'ler için yeni bir terim bulmuş olacaklar. Ki şimdi Nicolas Buru, Alta modernity ya da alter modernizm diye bir terim ortaya koydu. Belki o tutar, belki başka bir şey tutar. Yani bu bağlamda hakikaten e, çağdaş sanat bir kategori olarak bazen biraz... E, ...algılamak ya da değerlendirmek zor. Çünkü... Um, 20. yüzyılına baktığımızda aslında şöyle bir dört e, tane bölüm açabilirsiniz ve sanat tarih dersleri hem genellikle bunu kabaca öneriyorum. E, 20. yüzyılın başındaki e, dönem işte modern sanat olarak değerlendirebiliriz. Orada işte modern avantgardları var. İşte yani Art Nouveau'dan Bauhaus arasındaki işte Fauvism, da ve diğer isimleri. Bu modern sanat işte Stalinizm, Faşizm ve İkinci Dünya Savaşı'ndan dolayı bitiyor. Ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra aslında yeni bir bölüm başlıyor, yeni bir dönem başlıyor. Biz bazen neomodernizm diyoruz, bazen e, savaş sonrası diyoruz, işte Pollock, Warhol vesaire. Ve bu bağlamda modern sanatının farklı bir boyutunda devam edildiğini aslında görebiliriz. Yani modern avantgardlarının araştırmaları farklı yöntemlerle ve farklı yaklaşımlarla devam edildiğini görüyoruz. Aynı zamanda tabii ki hala o savaş sonrasında hala akım, ekol değerlendirme kriteriyeleri var. İşte minimalizm baktığında belli kalıpları var. İşte soyut ekspresyonizm baktığında işte belli kalıpları var ve belli kanunları var, manifestoları var. Fakat üçüncü bölüme geldiğimizde işte postmodernist ya da postmodernizm baktığımızda 70-80 arasında artık bu tip kalıpları yok olmaya başlıyor. Yani bu ünlü slogan anything goes yüzünden Artık sanat hakikaten çoğucu, eklektik ve heterojen olmaya başladı. Ve son bölümü 1990'dan itibaren, çünkü artık postmodernizm de tarihi bir dönem. Mesela ben 90'larda okuduğumda biz çoktan post postmodernizmden bahsediyorduk. Yani dolayısıyla 90'dan itibaren günümüzü olan dönem biz çağdaş sanat olarak değerlendirebiliriz. Neden özellikle 90'dan sonra? Çünkü bizim çağdaş hayatımızı Hala en e, etkileyen olaylardan birisi tabii ki informasyon çağının doğuşu, IT'nin gelişmesi ve dijital teknolojiyle beraber internetinin e, çok büyük bir etkinliği olarak görebiliriz. Hem özel hayatımızda, hem profesyonel hayatımızda, hem de sanat e, dünyamızda. Bu yüzden e, çağdaş sanat bu bağlamda e, günümüzün sanatı ve dönem olarak 90'lardan itibaren sayabiliriz. Ve son olarak şunu belki diyebiliriz. Çağdaş sanat anlamak istediğinizde mutlaka savaş sonrası olan dönemini bilmemiz gerekiyor. Modern sanat ya da 19. yüzyılı ya da old masterlardan belki vazgeçebilirsiniz. Çünkü artık çağdaş sanatçı için Picasso neredeyse Caravaggio ya da Rafael'e kadar uzak olan bir sanatçı. Fakat çağdaş sanat birebir... Hala işte kavramsal sanat, minimal, minimalizm ya da işte street art ya da işte performans sanatına referans veren devam ve bu yolları devam eden bir sanat alanı olarak değerlendirebiliriz. Ve son olarak modern sanat ağırlıklı olarak ne kadar kavramsal ya da estetik devrimler yaratsa da. E, ...malzeme ve disiplin konusunda e, tutucu e, bir e, dönem. Çünkü hala yağlı boya ve hala tuval ağırlıklı olarak kullanıldı. İşte Duchamp ve Dadaist'le belki e, dışarı tutsak. Ama 1945'ten itibaren aslında günümüzde olan e, çok disiplinli olan dünya, sanat dünyamız başlıyor. Çünkü 45'ten sonra işte artı power'a neorealizm ardından minimalizm kavramsal sanat ve diğerine baktığımızda artı video sanat hatta bilgisayar sanat bile 60'ların sonunda başlıyor diye bu bağlamda şey görebiliriz. Yani çağdaş sanat multidisipliner, intermedial, transdisipliner ve dediğim gibi günümüzde estetik açısından çoğulcu eklektik ve heterojen yani Türkçesi karma çorman bir yer. Aa, hocam çok güzel özetlediniz. Teşekkür ederiz gerçekten. Ee, birçok noktadan birçok şeyden bahsettiniz. Genel değerlendirme için aslında şöyle şeyler söyleyebilirim. Ee, bugünün çağdaş üretim pratikleri, İslami disiplinler ön planda ya da sanatçılar ne gibi e, üretim pratikleriyle göz önünde bulunuyor? Aslında sorun bu ama öncesinde siz o kadar e, tatlı tatlı özetlediniz. Tekrar Sanat tarihi içinde belli bir kronoloji yarattınız. Modernizm, postmodernizm ve günümüz sanatını anlamak için öncelikle nelerden geçmeli ne yapmalıyız? Bu noktada da aslında benim birazcık şey e, sormak istediğim şey şu. Old master dediğimiz belki plastik sanat disiplinleriyle bugünün enformasyon çöllerinin 90 itibariyle bugüne gelen şey arasında üretim pratikleri ne yönde değişti? Bugün hangi üretimler, hangi disiplinler ön planda ve sanatçılar neler yapıyor genel anlamda dünyada? Hmm. Şimdi bu um... Aslında hem bu merkez, merkez dışı üretim alanlarla yani diğer soruyla birleştirebiliriz. Yani şöyle aslında yani sanat tarihi baktığımızda bu up uzun tarih yani 70 bin hatta rock art ve cave art için dahil ettiğimiz 500 bin senelik bir tarih içinde 1970'i kadar iki tane ana disiplinimiz vardı. Resim ve heykel. Fakat e, 1970'ten itibaren hatta 5. Dokumenta 1972 bunun için biraz bir dönüş, bir dönüşüm noktası olarak değerlendiriliyor. Artık 70'lerden itibaren yeni meşralar, yeni disiplinler e, bu daha önce resim ve heykelinin merkezi e, alanı almaya başladılar. İlk olarak fotoğraf. Yani burada çok e, net bir disiplin e, değişimi göre, görebiliriz. Yani ve bu e, günümüzde kadar artan bir e, ivme olarak değerlendirebiliriz. Yani eskiden resim ve heykel merkez içinde olurken günümüzde biyenallara ya da large scale museum exhibition'lara baktığımızda aslında e, bazı sergilerde, bazı biennallerde işte resimleri tuval üzerine boyalı olan resimleri e, büyüteç ile arıyorsun yani onun yerinde günümüzde hakikaten işte fotoğraf, video installation da belki diyebiliriz ama bu özellikle fotoğraf ve video çok ön planda bunun sebeplerden birisi büyük ihtimalle şeyden kaynaklanıyor biraz önce dediğim gibi görsel sanatçılar işte günümüzün görsel kültür ile ilgileniyorlar ve etrafımıza baktığımızda biz günümüzde çok büyük ve yoğun bir görsel bombardıma içinde yaşıyoruz bu belki old master'lar ve çağdaş sanatçılar arasında en büyük fark lardan birisi. Yani şunu demek istiyorum. Yani işte Caravaggio döneminde hatta 19. yüzyıldaki dönemin dahil bir toplum içinde olan resim yaratan tek kişi onlardı. Yani halk sanat şimdi bir kenara koysak dini bağlamında ya da işte toplumsal bağlamında, siyasi bağlamında tüm üretilen imgileri ve imajları sanatçılar tarafından yaratıldı. Günümüzdeki durum tabii ki çok değişti. Çünkü günümüzde işte Instagram, Android, iPad'lere işte dijital e, fotoğrafçılıktan dolayı ve bilgisayar PC'nin ve oradaki programlarının kolaylığından dolayı günümüzde herkes sanatçı oldu bir şekilde. Yani Joseph Beuys 60'larda vaat ettiği şey aslında günümüzde görebiliriz. Tıpkı Warhol 15 dakikalık bir ün vaat ederken, Boyz'da da herkes sanatçı olabilir derken günümüzde bu hakikaten gerçekleştirilmiş oldu. Yani bu global ağ içinde ve görsel kültürümüzden dolayı herkes fotoğraf çekiyor, herkes... E, fotoğrafçı, e, sanatçı. Şimdi Instagram'dan dolayı herkes işte editör oldu, işte blog yazan herkes yazar oldu, işte küratör oldu. Ve bu iyi bir şey bu arada. Yani bazı meslektaşların bunu biraz yozlaşması olarak değerlendiriyorlar ama ben bu konuda Orhan Cem Çetin gibi düşünüyorum. Yani herkes fotoğraf, sanat, görsellikle ilgileniyorsa öyle ya da böyle e, herkes e, kendi gözünü ve kendi e, Sanatsal yaklaşımları daha kolay deneyimleyebilir yani bu ilk olarak iyi bir şey bu arada bu görsel kültürünün çoğalması ve güçlü olmasından dolayı da bence günümüzde özellikle fazla video fotoğraftı kullanan sanatçıları görebiliriz çünkü çok yakınlaştı Hatta benim ileride göreceğim sanat dünyamızda biz kesinlikle çok daha fazla net art, web art ve dijital ya da bilgisayar sanatı göreceğiz. Hala bilgisayar kullanımı zor. Hala pahalı bir şey. Hala sanatçıları IT menajerlerle, işte program, kod bilen elemanlar, uzmanlarla beraber çalışmak zorunda kalıyorlar. Çünkü hepsi aynı anda öğrenemezler. Ama ileride hakikaten bilgisayar ekranı bir tuval gibi kullanabilirsin ve belki sözlü olarak e ...emirleri e verirken ve bu şekilde yapıtları yaratır yaratabilirken, e o zaman da şeyi de görebileceğiz. E net art, web art ve dijital sanat çok daha fazla yaygınlaşacak. E örneğin video sanat bugün herkesin tarafından e yapılabilirken nereden yani bunu nereden o e bu nereden kaynaklanıyor? Çünkü meşhur çok kolay oldu, çok ucusu oldu ve dolayısıyla günümüzde e fotoğraf çekmek ya da işte video e çekmek çok daha kolay oldu. 1960'ların sonunda yani ilk video sanatçıları o ortaya çıktığında işte Bruce Naumann ya da Bill Viola gibi sanatçıları büyük kameralarla, büyük prodüksiyonlarla ve çok ağır şartlar altında, çok zor şartlar altında çalıştılar. Dolayısıyla şöyle bir şey görebiliriz. Yani çağdaş sanatçılar otomatik olarak çağdaş mecralar kullanıyorlar. Bunu her zaman görebiliriz. Bunu sanat tarihinde görebilirsin. Eskiden taşları kullanıldı pigmentle kullanıldı, işte yumurta, guaş vesaire kullanıldı. Sonra yağlı boya işte işte Kuzey Avrupa'da, Renesans döneminde keşfedince bir anda oraya kaydık. Sonra perspektifin keşfişiyle beraber falan filan. Yani bu bağlamda baktığımızda sadece doğal olarak video, fotoğraf, bilgisayar yani günlük hayatımızda kullandığımız meşalları sanat içinde daha fazla kullanılmaya, başlıyor. Ve eğilim olarak şunu da görebiliriz bence. Yani bir yanda işte fotoğraf, video ön planda iken bir yanda insanlar yeniden öyküler üzerinde, anlatılar üzerinde yani narrative sanatçı tekrar ozan olmaya başlıyor. Yani bir dönemde işte soyut sanat ya da kavramsal formalist sanat ön plandayken, işte Kandinsky, Duchamp, Minimalizm, Josef Kosut falan. Günümüzde baktığımızda yeniden figürler, yeniden öyküleri ve sanatçıları yeniden aslında toplumsal ve siyasi içerikli işleri yarat yaratıyorlar. Tabii ki 68 kuşaktan farklı. Çünkü kimse büyük bir parmak ile sana, sanat böyle olmalı, dünya öyle olmalı ve ben sana öğretirim diye. Öyle bir sanatçı tipi artık kalmadı. Çünkü kimse doğrusunu ve hakikati bilmezken yani sanatçı nereden bilecek? Dolayısıyla son dönemde mesela bu yeni eğilim için iki tane kavram ortaya çıktı 90'ların ortasından itibaren. Birincisi işte ilişkisel estetik. işte gündelik hayatından gelen konuları ve meşraları ve malzeme kullanımından dolayı. İkincisi işte katılımcılık sanat. Yani birisi belki Marcel Duchamp ve işte artı Povera bağlanabilirken işte katılımcılık sanat, işte happening, performance ve Fluxus'a bağlanabilir. Yani bu şeklinde şey de görebiliriz. Yani sanat bir bağlamda bir ürün yaratma çabasından ziyade yeniden ilişkisel konuları ya da ilişkisel bağlantılar üzerine, yani insanlar üzerine, insani öyküle üzerine ve etrafında herkes depresif takılırken sanatçılar bence henüz pes etmediler. Bence bu çok önemli. Yani Tabii ki eleştirel distopik çalışanları da çalışmaları ve eserlerde de çok son dönemlerde. Ama öbür tarafta hakikaten birçok sanatçılar da ör örneğin organic art ya da environmental art ya da işte işte eco art'a baktığımızda sanatçılar son e teknoloji ve bu alanda hakikaten dünya, e çevre, toplum iyileştirme ve eee iyileştirmeye çalışıyorlar ve bu şekilde somut bir katkıda bulunmak istiyorlar. Hı hı. Hocam çok güzel. O zaman aslında birazcık daha ben şu örneğe gelmek istiyorum. Türkiye'ye gelmek istiyorum. Aslında siz şu an dünyayı, genel yaşantınızı, genel sanat ortamınızı bir şekilde betimlediniz. Peki üretim pratikleri, genel gidişat, teknolojinin sanata ne kadar yansıdı ya da şu distopik yaşadığımız an içinde sanatçının pes etmeden devam ettiği gibi konular. Siz Türkiye 2001 yılında geldiniz. Ee, bu aslında oldukça güzel bir zaman Türkiye'deki sanat ortamı için. Çünkü hakikaten tam ee, zannedersem Necmi Sözlü son vezin makalesinde bahsettiğim booming etkisi vardı. 2000'lerin başı aslında tam olarak Türkiye'de bunun olduğu zamandı ve siz bunu yaşadınız, gördünüz. O yüzden aslında birazcık daha Türkiye ortamından bahsedelim. Buradaki hı. sanat ortamı, günümüz dünyasındaki üretim pratikleri, Genel olarak nasıldı hocam? Yani 90'lardan bugüne siz 2000'de dahil oldunuz. Nasıl geçti? Yani dediğim gibi yani 2001 yılında İstanbul'a ilk, ilk geldiğimde daha önce işte Almanya'da ya da Avrupa'daki sanat ortamı iyi biliyordum. İşte orada dediğim gibi hem eğitimi alıyordum hem işte ilk küratöriyel ya da sanatsal projeleri Almanya'da ve bu bağlamda yaptıktan sonra New York'a geçtim. Yani New York'ta bir dönem kaldım. Hatta 2001 yılında. Ve New York da e, birkaç ay kaldıktan sonra benim asıl planım işte İstanbul'a geleceğim. Birkaç gün kalacağım. Bir arkadaşımla Almanya'dan, e, o Almanya'dan gelecekti kendi arabasıyla ve biz bir Anadolu turu yapacaktık. Üç hafta sonra işte e, evime dönecektim. İş güç beni bekliyordu. Fakat sevgili eşimle tanıştım. Aşık oldum. Hala buradayım. E, öyküsü kısaca bu. Ve 2001 yılında aslında yani şunu demek istiyorum. Ben mesela yani sanat ortam için kalmadım çok net yani. Mesela 2001 yılında New York'a gidip New York'ta kalabilirdim bir küratör olarak ya da bir sanat yöneticisi olarak. Çünkü her yerde galeri, her yerde kurumlar, her yerde fırsatlar var. Fakat 2001 yılında hakikaten eşim için kaldım. Ve en başında yani sanat yöneticisi olarak ya da küratör olarak aslında çalışma imkanları pek yoktu. Hakikaten 2001 yılında ee, İstanbul'a baktığımızda özellikle, çünkü Anadolu hala zayıf bir durumda, ee, İstanbul bile e, oldukça fakirdi. Çünkü düşünün yani, e, müze, resim-hekel müzesi vardı. E, çoğu zaman kapalıydı. E, i̇ki senede bir bienal yapıldı. Güçlü bir bienal, uluslararası bir bienal. yüksek bir irtibalı olan bir bienal. Ama iki senede bir e, onun dışında işte İstanbul Modern yok, Sabancı yok, Pera Müzesi yok, Akbank Sanat, işte Plato Sanat, Siemens Sanat işte falan filan bütün bu holdinglere ait olan sergi mekanları yoktu. E, galeriler yoktu. Yani o dönemde kimler vardı söyleyeyim sana? P. Artworks vardı, e, işte Nef vardı, e, Maçka Galeri hala açıktı. E, bir iki tane galeri daha belki bulabilirsin. İşte PG de vardı ve Cam vardı. Ee, ama mesela e, onlar bile henüz o kadar kurumsallaşmış ve profesyonel değildi yani ben hatırlıyorum pi günümüzde Türkiye'nin ilk üçü kolayca girer hatta Londra'da işte departman açmışlar bütün dünya dolaşıyorlar kaç tane fuar yapıyorlar hakikaten artık çok iyi bir galeri 2001 yılında ben hatırlıyorum e, pi e, orta Köy'de, yarım galeri yarım kültür merkezi olan e, kursları veren bir, bir kurumdu tamam mı yani bu yüzden ıı, hakikaten 2001 yılında çok fakir ve çok az gelişmiş olan bir ıı, ortamdan bahsediyorduk. Sonra 2003 yılında Simen Sanat'ın başına geçtiğimde hakikaten bir yanda da şanslıydım, şanslı hissediyorum. Çünkü bizim mekanımız fındıklı, tam mimasının karşısında. Ve ıı, ya işte mimasından da hala oldukça muhafazakar ya da tutucu bir tavır varken biz karşısında oldukça tuhaf sergilere, tuhaf sanatçılara ve çoğu zaman da mimar sanatına kabul edilmeyen şeylere gösteriyorduk ve bazen öğrencilerin kafasını karıştırıyordu. Bu mekan iyi bir şey bu arada. Ardından şey bak yani 2004 yılında İstanbul Modern, sonra Pera, işte sonra 2006'da Contemporary İstanbul açıldı. Ardından Mısır Apartman'daki galerileri, Mısır Apartman'daki HAP ...açıldı. Sonra Tophane, Karaköy... ...yani buna baktığımızda... ...aslında hakikaten bazen bunu anlatırken... ...bir dede gibi konuşuyorum... ...eskiden öyleydi, böyleydi falan... ...ama hakikaten... E, ...bu çok e, acayip bir gelişim. Yani şöyle düşünmeli ki... ...şu anda İstanbul'da... ...sahip olduğumuz sanat kurumlarının... ...yüzde doksan... ...son 15 senede kuruldu... Bu acayip bir şey. Acayip bir şey. Yani bu rakam çok etkileyici. Ve ben bunu birebir şahit oldum. Küçük bir parçada da e, içine dahil oldum. Bir parçası oldum. Ve dolayısıyla hakikaten oradaki dönüşüm e, çok net görebiliriz. Yani ve bu konunun aslında şunu da diyebiliriz. Mesela bazen Türkiye konu açılınca işte PISA, işte basın, işte ekonomi, işte şu sıkıntı, bu sıkıntı, toplumsal siyasi veys vesaire genellikle yüzlerimiz düşüyor. Fakat sanat ve kültür ortamı her şeye rağmen çok hızlı ve olumlu gelişen, her şeye rağmen olumlu ve hızlı gelişen bir ortamdan bahsediyoruz. Yani çok dinamik bir ortam ve son dönemde az ama önemli olarak artık Anadolu'da yeni gelişmelerden bahsedebiliriz. Şimdi İzmir'de yeni mekanlar açıldı diye duydum. İşte Ankara'da birkaç tane sanatçı inisiyatifi var. İşte Antalya'da sen şimdi bir sanatçı mekanında da bir sergi açtın. İşte şimdi eski şiir OM açtı falan. Yani az tabii ki ve hala çok dengesiz bir sanat ve kültür ortamımız var. Ve bu ortam aslında bir nevi Kuzey Amerika'daki ortama benziyor. Çünkü devlet yok. Yani devletin desteği çok düşük. Ve bu bundan dolayı ya özel şahısları ya da şirketleri ya da vakıfları bağlı olan e, sanat kurumlardan bahsediyoruz. Bundan bazı sıkıntıları doğar bazen. Bu yüzden bizim sanat ortamımız hızlı, e, istikrarsız ama her şey rağmen e, olumlu, gelişen bir sanat ortamından bahsediyor. Ve son olarak şunu e, hep anlatmaya çalışıyorum biz İstanbul'daki sanat ortam bile Berlin, Londra, New York ile karşılaştıramayız. Nasıl Türkiye ülke olarak bu ülkelerle karşılaştırmıyorsan bizim sanat ortamımızla da karşılaştıramazsın. Yani bizim sanat ortamımız tıpkı Türkiye gibi gelişmekte olan bir sanat ortam. Gelişmekte olan bir sanat eğitim anlayışımız var, gelişmekte olan bir sanat ortamımız var, galericilik, küratörlük bu yüzden sürekli konuşuyoruz, yaratıyoruz, tartışıyoruz ve gelişmekte olan bir sanat piyasamız var. Bu yüzden biz aslında İstanbul gelişmekte olan ülkelerinin sanat ortamlarıyla karşılaştırmamız gerekiyor. Yani işte Meksika olabilir, Brezilya olabilir. Aslında teorik olarak Çin de olabilir ama Çin olmaz çünkü eşek kadar parası var. Dünyanın ikinci en büyük ekonomisi diye. ama yani bu yüzden eğer biz Türkiye'deki sanat ortam Berlin ile ya da Londra ile ya da işte Amerika ile karşılaştırdığımızda mutsuz oluruz hataları görürüz. Onlardan öğrenmemiz gerekiyor. Ama diğer tarafa baktığımızda hakikaten fena bir durumda olmadığımız belli. Aslında bahsettiğiniz şeyler birazcık şunun gibi. Yani pazarla alakalı, pazar demek istemiyorum ama ortamla alakalı. Çünkü İstanbul'da ya da Türkiye'nin geneline bugün baktığımızda yine çalışan herhalde sanat ortamında, sanat uzmanları olarak, sanat yöneticileri olarak herhalde maksimum 500 kişi sanatçılarla vesaire dahil ettiğinizde bu bin iki bin kişi belki olabilir ama sanat uzmanları, sanat yazarı, küratör bir şekilde akademisyen, galerici gibi kimlikler içinde olan insan sayısı çok az. Dolayısıyla aslında bugünün sanat merkezleri işte Londra'ya Berlin'e, New York'a bir şekilde Hong Kong'a baktığımızda aslında buralar çok daha büyük. Nüfus açısından çok daha farklı. Elbette İstanbul'un nüfusu da Türkiye'nin nüfusuna göre oldukça yüksek ama bir şekilde zannedersem bunun etkisi ee, o yüzden dediğiniz şeye katılıyorum. Ama Türkiye ölçeğinde bakarsak sizin de söylediğiniz gibi 2000 sonrası olan büyüme hakikaten çok yüksek. Çünkü e, 80 80'lerin sonunda bir yener başlıyor. 90'larda bir şekilde o gelişiyor. Çeşitli sanat kurumları yavaş yavaş devreye girmeye başlıyor. Burada zaten aslında belki de e, birazdan soracağım, dokunacağım ama bir noktada bir etkisi oldukça büyük. Çünkü yavaş yavaş şekillendiriyor ve toplumu. Aslında sizin az önce bahsettiniz, katılımcılığı teşvik etmeye başlıyor. Ve bunun dahilinde zannedersem galeriler, küratörler, yazarlar, müzeler katılımcılık formu olarak, kurumsal olarak girmeye başlıyorlar. Hmm. Yani bir, bir sanat, sanat ortamında hep böyle yani e, makro ve büyük motorları, motorları var ve işte orta ya da küçük motorları var. İşte e, Türkiye'nin çağdaş sanatının Çağdaş sanatın ortamı ve çağdaş sanatın piyasası için aslında iki tane önemli aktörümüz var birinci dediğin gibi İstanbul Biyennal yani 1987'den günümüze kadar biyennale baktığımızda hakikaten biyennal motivasyon ve ilk vizyonlara baktığımızda hedef aslında Türkiye hem işte toplum olarak hem de işte sanat ortamı uluslararası profesını güçlü çağdaş sanatı anlatmak göstermek ve bu bağlamda aslında İstanbul Bienal sadece bir Bienal sergi gibi değil. Aslında bir sanat dergisi gibi, bir sanat birçok insan için bir okul gibi gibi. Mesela günümüzde birçok küratörlerinin örneğin e, kariyerlerine baktığında işte Fulya Erdemci ya da Çelenk Bafra ya da işte Emre Baykal e, ya da Vasif Kortun gibi insanlara baktığında hatta Behral Madır da da tabii ki onlardan birisi. Onları hepsi ilk küratörlük ya da ilk e, sanat yöneticiliği Bienal'a yapmışlar. Yani Çelenk ve Emre ve Fulya ilk olarak küratör olarak değil, e, direktör olarak yani administrative direktör olarak e, Bienal'da çalışmışlar. Dolayısıyla İstanbul Bienal etkisi hakikaten çok büyük. Yani o aradaki şey etkisi de görebilirsin. Yani e, 2004 yani bu bu bağlamda aslında şey çok acayip bir şey. 2004 yılına kadar yani İstanbul modernin ilk uluslararası sergilere kadar ve ardından Pera ya da Sabancı'nın sergilere kadar 2004 yılına kadar Türkiye'de large scale international sergileri yapılmadı. Biennale dışında. Dolayısıyla acayip bir şey. Yani Berlin'de atıyorum, Berlin'deki Berlin Biennale kaçırdığında çok üzülmen gerek yok. E çünkü aynı sanatçılara ya da işte benzeye sergilere, işte galerilere ya da müzelerde zaten görebilirsin. Ama İstanbul bir kaçırdığın kaçırdığında özellikle senin saydığın dönemlerde işte 80, 90 ve 2000 yılların başında tek fırsatın oydu. Yani tek fırsat olarak bunları birebir bir görebilirsin. Dolayısıyla mesela bunun etkisi şeyi de görebiliriz. Mesela bir Biennale'de çok fazla video sanat gösterildikten sonra bir anda bizim Türk sanatçıları bir anda daha çok video kullanmaya başladılar. Yani bu şeklinde birinci motor hakikaten İstanbul Biennialı. İstanbul Biennial, çağdaş sanatının ve üretimi ve çağdaş sanatının anlayışı için önemli bir motor. Sanatın piyasasının, koleksiyonerliği, galericilik ve galericiliğinin gelişmesi için Contemporary İstanbul önemli bir motor. Yani bu iki motor aslında beraber baktığımızda birisi üretim, birisi pazar için önemli e, motorları. Ya yani Contemporary İstanbul sayesinde artık e, havalı olmaya başladı. Yani işte belli bir sınıfa sahip olmak istiyorsan Contemporary İstanbul'a gitmen gerekiyor ve oradan bir şey almadan çıkıyorsan hmm diyorlar falan. Yani bu yüzden artık koleksiyonerlik özellikle çağdaş sanatın koleksiyonerliği e, Contemporary İstanbul ve o bağlamında etrafında olan önemli galerilerin sayesinde gelişti. Çünkü koleksiyonerlik işte şimdi burada Ebru Hoca'nın önünde koleksiyonerlik konusu açmıyorum da ama e, özellikle e, çünkü koleksiyonerlik tarih tabii ki Türkiye'de işte daha eski bir tarih. Hatta Osmanlı döneminde başladığınızda belli aşamalardan geçiyor. Sanat koleksiyonerlere baktığında işte oryantalistlerden e, çalı kuşağı, çalı kuşaktan işte grup diyeciler, grup diyeciler işte olgun çağdaşları ve son 10 senede e, birçok koleksiyonerler modern ya da modern önceki dönemden vazgeçip çağdaşı kaymaya başladılar. Çünkü daha çekici, daha ilgi ilginç ve daha havalı olmaya başladı. Şimdi sen bu isim para önemli. Çok önemli. Yani hatta sen bile şey diyorsun pazar demeyeyim, pazar diyelim yani. Bazı kişiler para terimi kullanmak istemiyorlar. Yani arkadaşlar para olmana olmaz. Yani eğer bir koleksiyoner bir sanat yapıtı satın almıyorsa bu sanatçı üretim yapamıyor. Bundan dolayı galerileri çalışamıyor. Bundan dolayı benim gibi zavallı küratörleri sergi yapamıyor. Ve siz sevgili sanat severleri gidecek bir yer bulamıyorsunuz. Bu yüzden koleksiyoner devlet ve müzenin alıcısı yanı sıra en önemli alıcılardan birisi. Yani koleksiyonerlik bu bağlamda devlet, kurumsal ya da müzenin, koleksiyonları yanı sıra bu özel kişi, kişinin koleksiyonelliği sadece kişisel bir tutku değil. Yani koleksiyonellik çok net bir şekilde toplumsal hatta politik bir boyutu var. Onlar olmasa sanatçılar üretemez. Çok net. Fakat Türkiye ile ilgili tabii ki başka bir farkı daha var. Ekonomik mesele yanı sıra zaman. Şimdi sanat tarihi yani Türk sanat tarihinde sürekli gecikmeden bahsediliyor. Özellikle 1950'ye kadar hep e, sanatçılar ve sanatçı kuşaklardan, akımlardan bahsederken, işte Osman Hamdi Bey'den, işte e, ne bileyim Group D'ye kadar hep böyle kopi, e, taklit ve gecikme diye konuşuluyor. Fakat 1950'den itibaren aslında şeyi de görebiliriz, yani en azından resim alanında, işte bu Paris Soit ekol işte varınızda Zeyt Nejat Devrim gibi sanatçılar sayesinde resim alanında bu gecikme bitiyor. 1970 80dan itibaren işte işte Sarkis gibi Füsun Onur gibi Nil gibi sanatçılardan diğer disiplinlerden de bir gecikme artık söz konusu değil. Ve çağdaş sanat e, hakkında şunu çok net diyebilirim e, Türkiye'deki çağdaş sanat üretim açısından bir sıkıntımız yok artık. Yani ne demek istiyorum? Artık Türkiye gelen, yetenekli, günce, güçlü bir sanatçı Berlin'deki, Londra'daki, New York'taki, Tokyo'dakileri kadar güçlü, yetenekli olur. Anlatabiliyor muyum? Yani artık üretim açısından bir sorunumuz o kadar yok diyelim. Ama ortam açısından sorunlarımız var. Çünkü e, müzicilik 200 sene sonra geliyor. İşte galericilik 150 sene sonra geliyor buraya. Sanat yazarlığı çok geç geliyor. Yani sanat ortam Türkiye'de çok yavaş gelişiyor. Neden? Çünkü sanat ortam genel kültürü bağlı. Genel toplumun değişimi bağlı. Ve toplumlar yavaş değişiyor. Sıkıntılı değişiyor. Dolayısıyla üretimde kesinlikle çok güçlü, çok iyi, büyük bir çağdaş sanat kısmımız var. Her şey rağmen, fakat ortama baktığımızda galeri sayımız, küratör sayımız, müze sayımız az ve standart açısından Avrupa'daki ya da yurt dışındaki müzeler ya da küratörlük ya da işte yazar açısından daha e, aşağıdayız. Anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye'de çok uzun bir zaman çağdaş bir sanat ortam olmasına rağmen çağdaş sanat yapmaya çalıştılar ve bunu başardılar hakikaten. İşte internet exchange residency ve kişisel çabalardan dolayı bazı e, kilit sanatçıları sayesinde çoğaldı. Ama ortam açısından hakikaten hala gidecek e, çok e, yolumuz var. Yani o daha yavaş ilerliyor. Yani eğitim sıkıntılı, işte müzecilik sıkıntılı, küratörlük sıkıntılı, sponsorluk vesaire. Yani biz onu hala yeni yeni öğrenmeyi ve öğretmeye çalışıyoruz. Ee, hocam süper. Çünkü benim söylemek istediğim bir noktaya yavaş yavaş değindiniz. O yüzden o kanalı açacağım. Ee, ettiğiniz şeyler de aslında tanışmanın genelinde de 2000'lere kadar olan süreçten, 2000'lerde aslında hiçbir şey olmadığından, BNL Fuar'ın e, galeriyi tetiklediği, koleksiyonları tetiklediğinden söz ettiniz. Ve dolayısıyla da bizim sanat pazarımız şekillenmeye başladı. Ee, bu noktada aslında iki hiçbir şey yok. Yani keza bugün resim heykeline kapalı. Ne hiçbir deneyim. şey demeyelim. Bir gün çünkü Bedi Baykan bana kızdı. Ya. Ben de ona, ona, ona benzeyen bir şey dedi. Yok hiçbir şey yoktu diyemezsin Markus. Tamam da ya, o kadar da değil yani. Ama e, daha az gelişmiş diyelim. Daha fakir. Tabii ki. Ama şey hocam zaten bahsettiğiniz noktada yani Biennale çok pik noktadaydı. En önemli şeydi 95 itibariyle aslında Biennale'de bir kırılma yaşandı. Ve bu kırılma zannedersem aslında birazdan soracağım şeyleri geliştirdi. Çünkü galericilik aslında 2000'lerin başında neredeyse yok denecek kadar az. Bize zaten 2000'lerin başında resim heykel dışında yok. Peki bugün aslında konuşabileceğimiz birçok özel ya da vakıf müzesi varken aslında ben şunu sormak istiyorum. Bienal fuar ya da galeri gibi kurumsal olan şeylerden bahsettik. Peki küratörlük, sanatçı, koleksiyoner birazcık daha hakikaten işin diğer tarafı kalan, daha bireysel, özel tarafta kalan yapılardan bahsetmek istiyorum. Küratörler kimlerdi? Hakikaten sanatçılar nasıl üretim yapıyordu? Galeri yokken çeşitli sanat hissi yapıtları aslında yavaş yavaş belirmeye başlamış. Dolayısıyla aslında belki bunlardan hmm. söz etmek lazım. Hmm. Gibi, belki apartman projesi hmm. gibi. Hmm. Tabii tabii. Yani ıı, senin bahsettiğin off-space kültür, yani bağımsız ıı, mekan kültürü diyelim. Çok önemli bir bir aktör ya yani da bir kültür, bir olgun. Ben hep şunun altını çizmeye çalışıyorum. Yani sağlıklı olan bir sanat ortamında üç tane aktöre ihtiyacımız var. Devlet, özel sponsorlar ya da kurumlar ve inisiyatifler, dernekler, STK'lar ya da off-spaceleri. Şimdi Türkiye baktığımızda devlet özellikle çağdaş sanat konusunda zayıf bir destek sağlıyor. Çok daha fazla destek verebilirdi ve ve vermeli. Hatta şimdi bu hafta UPSD, e, Turizm Bakanlığı bir e, açık çağrı, bir call, bir petition, bir dilekçe yazmışlar. E, bizi de desteklemeniz gerekiyor e, koronadan dolayı ve genel olarak. Yani zaten şu anda Contemporary İstanbul ya da IKA ya da UPSD sürekli e, işte devlet ile bir bağlantı kurup Yerel yönetimi ya da işte e, devletin kendisiyle e, bir ilişki ilişki kurup ve oradan fayralamaya çalışıyor. Ama tabii ki hem eskisi kadar yani 1923 ve 50 arasındaki sanat ve kültür politikasına baktığımızda çok net ve somut bir sanat ve kültür politikası var. E çünkü o dönemde işte sanat e, kemalist projenin ve modernleştirme projesinin çok net bir bir parçasıydı. Yani sadece ben sanat severim falan deyip geçmediler. Yani çünkü o dönemde devlet müzeleri kuruluyor, işte koleksiyonlar yapılıyor devlet tarafından, işte sanat sanatçı yarışmaları, exchange'ler vesaire. hatta işte Osmanlı döneminde yani 1870'ten itibaren devletinin sanat ve kültür politikası çok daha netti ve çok daha etkindi. Yani işte Mimar Sinan diyelim, Arkeoloji Müzesi diyelim vesaire falan. Yani ee, bu yüzden Türkiye'deki e, devlet de devletin katkısı çok zayıf. Öbür tarafta e, dernek, STK, NGO, özel e, sanat inisiyatiflerinin sayısı çok az günümüzde. Yani çok az ve çok güçsüz. Yani çünkü e, Avrupa'ya baktığımızda orada çok yoğun bir dernek kültürü var. Hele Almanya'da e, bazı insanlar şey diyor ya nasıl Almanya'da her kasabada bir müze var ve her kasabanın müzesinde bir Boys ya da bir Warhol ya da işte bir Pollock bulabilirsiniz. E neden? Çünkü çoğu zaman da müzeden önce kasabaya, kasaba içinde bazı şahsları ya da koleksiyonerleri ya kendi koleksiyona şehir bağışlayıp ve onun üzerine bir kuru bir, 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 bir müze kurmuşlar. Ya da Almanya'da bir Kunstverein geleneği var. Bir sanat derneği geleneği var 19. yüzyılın sonunda ve o dönemde biliyor musun yani sanat severleri devletinin muhafazıka sanat politikasına karşı şey dediler ya ama çağda sanat nerede? Ve ondan sonra işte konuşma, seminerleri, klüpleri hafif hafif koleksiyon yapmaya başladı ve zaman ilerledikçe çoğalmaya başladı ve güçlemeye başladı ve onun üzerine sık sık müzeler kuruldu. Yani Türkiye ile ilgili AB raporları baktığımızda, son dönemlerde onları pek e, duymuyoruz, görmüyoruz. Ama özellikle böyle 10 sene önceye kadar işte e, o e, AB tartışmaları e, yükselişteyken, e, AB birçok konu eleştirdi Türkiye ile ilgili. Ama hep bir konu vardı. E, Civic Society'nin zayıflığı. Yani NGO, dernek, e, STK'nın az olması kurulması ve işletmesi çok zor olduğunu ve bundan dolayı aslında bir civic society tam anlamda gelişmediğini altına çizmişler. Bunu genel olarak baktığımızda aynısı sanat ortamımızda da görebiliriz. Ya yani ben bir örnek onlardan birisiyim. Yani ben 25 sene önce işte sergi yapmak istedim. mü bekleyeceğim, galeriyi bekleyeceğim, basımı bekleyeceğim, sponsorları, kurumları bekleyeceğim. Hayır beklemem. Kim benimle çalışacak? O zaman ne yaptım? kendi kendi projemi kurdum. E param yok. Evimde yapıyorum. E açılış yapmam gerekiyor. Param yok. E tamam. Ekmek, turşu, Nutella veriyordum. Ve arkadaşlardan işte içecekleri, ayran falan getirsinler diye istemiştim zamanında. Tamam mı? Yani bu şekline baktığımızda ve bu çok yaygın bir şey. Sanat tarihi baktığımızda da öyle bir şey. Yani New York'taki ee, hareketleri, Berlin'deki hareketlere, Londra'daki hareketlere baktığımda birçok sanatçılar ya da sanatçı grubu ilk olarak bağımsız olarak e, kurumları ya da mekanları açmışlar ve bu şekilde çalışmışlar. Bu Türkiye'de günümüzde çok az gelişmemiş. Şimdi birkaç tane inisiyatif var. Hatta e, Antalya'daki e, örnekten sen de bahset biraz reklam yap. Olumlu bir şey çünkü. Yani... E, ben e, İstanbul'da 2008'de Volkan Aslan ve Nancy Atakan'la beraber e, bir tane sanat e, mekanı, bir inisiyatif kurduk. Hala günümüzde devam ediyor. E, 55-33. Ve o dönemde şey hatırlıyorum. Nancy beni aradı. Ben işte sokaklarda yürürken şey dedi. Ya Markus, e, Volkan'la beraber bir mekan açmak istiyoruz. Bizim böyle bir mekanımız var İmece'ye de. Ailemize ait kullanmıyoruz. Ben onu bir sanat mekanına çevirmek istiyorum. Sen ne dersin? Gelmek ister misin? Katılmak ister misin? Ben tabii ki hemen atladım. Çünkü çok önemli bir şey. Ve o dönemde 2008-2012 arasında hakikaten çok fazla inisiyatifi vardı. Hafriyat'tan bahsettin, Pist vardı, Manzara İstanbul vardı. Hatta biz öyle bir sergi yapmıştık 55-33, böyle bir networking sergisi. 15 tane inisiyatifi vardı. Sonra işte darbeleri, işte sorunları, işte abinin süreçinden çıkması vesaire birçok sorunlardan dolayı bu küçük bitki atıl kaldı yani gelişmemiş. Son dönemde tekrar yeniden belki gençleri belki o alana girebilirler. Ben mesela bunu sana, sanatçılar hep diyorum, küratörler hep diyor, bazı geliyorlar. Biz ne yapalım? Nasıl küratör olalım? Nasıl kürete olacaksın? Sergi yapacaksın. Ama param yok. Kimse beni tanmıyor. E tamam yani. Üç tane sergi türü var. No budget, low budget ve high budget. E benim hayatım büyük bir kısmı da no budget. Sonra işte low budget. Ve sıra da biraz daha high budgetlere artık ulaştım. Ama yani bir şey yapmak istiyorsun bizim alanımızda aktif olman gerekiyor. Yazar olmak istiyorsun. Yazı yaz. Blog aç. İşte Ebru Hoca ilk ilk yazısını kitabını koymamış herhalde yani. Yani o bir kitabının arkasında yüzlerce yazı var. Ve büyük ihtimalle şimdi bakalım Ebru sonunda ne diyecek? Kayırın başındaki yazıları korkunçtu. Günümüzdekilerle karşılaştırdığında. Çünkü öğreniyorsun. Benim ilk yazılarım günümüzde beni sanat yazarı olarak tanıyorlar. Korkunç yazıyordum. Hiç bilmiyordum nasıl yazılıyor diye. Serginler. Genelde öyledir ama Marcus'cığım. Yani hep öyledir değil mi? Yani cesaret çok önemli. Araya girdim ama... Hani tabii tabii gir, gir. gir. Ya çünkü şöyle, yani mesela düşünsene Ebru, yani sen ilk olarak bir editörü bekliyorsun, bir yayın evi bekliyorsun, şunu bekliyorsun, bunu bekliyorsun. Yani o zaman ölme kadar bekleyeceksin yani. Ki zaten ki. De, deneyim ancak böyle bağımsız inisiyatiflerde de kazandırabiliriz. Bu ise sanatçılarda da hep bunu diyorum. İlk Kesinlikle. serginizde bir galeride olmasın. Yani çünkü evet. galeriye girdiğinde başka bir sistem içine giriyorsun. Ve bahsettiğin bağımsız dönem aslında 90'ların sonunda vardı Melike. Yani apartman projesine baktığımda Selda Asal ya da Genco Güler'in İstanbul Contemporary Art Müzesi baktığımızda ya da Vasif Kortun'un İstanbul Contemporary Art Projects ve onun mutfak sergilerine baktığımızda Hans Ulrich Obrist gibi Obrist gibi projeler yapıldı. Ki bu da benden çok daha iyi bir, bir örnek. ben kimim ki? Hans Ulrich Obrist Hans Ulrich Obrist Ol, Obrist pardon. Dünyanın en bilinen, en önemli küratör nasıl başladı biliyorsunuz? Kendi evinde, kendi mutfağında sergiler yaptı. Ve dünyaca ünlü sanatçılar, ya günümüzde dünyaca ünlü sanatçılar o sergileri davet etti. Yani günümüzde Hans Ulrich işte bu müzenin başında, bu biyanağın başında, en çok gezinen, en çok okunan, en havalı, Harald dan sonra en önemli küratör. Ama nasıl başladığını baktığında kendi mutfağında, no budget başladı. Ve 90'ların sonunda öyle bir şey vardı ve mesela Horusan, Sinan Demirtaş gibi yani ara kuşaklarla ya da İrfan Önürmen gibi sanatçılar konuştuğunda hepsi şunu diyor. E, o dönemde biz sanat yaptık çünkü sanat yapmak istedik. Bizim ilk derdimiz sanat üretmek ve öyle ya da böyle insanlarla paylaşmak. Ve bu çok samimi, çok saf ama çok değerli bir yaklaşım. Ve galeri, kurum, müze, küratörleri olmadığından dolayı hakikaten her şeyi kendili yaptılar. Tabii ki e, kitlesi çok küçüktü ama yani para, prestij, medya coverage, sponsorlar işte falan öyle şeyler yoktu ve e, bu mesela değerli bir yaklaşım. Yani şey demek istiyorum. Yani yokluk bazen çok önemli bir e, motivasyon ve bir motor olabilir. Yani her şey varken bir çorba yapmak ya yani da bir yemek yapmak çok kolay. Ama hiçbir şey yokken bir şey yaratmak çok daha çekici ve çok daha önemli. Mesela bazı insanlar bana şey soruyor bazen. E "Markus, Alman'sın, pasaportun var. Almanya'daki bağlantılarında da mevcut. Manyak mısın sen? Ne yapıyorsun Türkiye'de?" Ben hep şey diyorum yani. Neden Türkiye geldiğim önemli değil. Neden kaldığım önemli profesyonel anlamda. Çünkü Türkiye'de şey fark ettim. Yani ...bizim gibi ortamlarda... ...sanatçı, yazar, hoca ya da... ...küratör olarak hangi alanda çalışıyorsan... ...çalış... ...etki, tepki meselesi çok yoğun. Yani e, hakikaten... ...toplumsal, sanatsal, kültürel... ...dönüşümün bir parçası olabilirsin. Çok yorucu, çok riskli... ...olabilir ve bazı çok... E, ümit yıkıcı da olabilir. Ama öbür tarafta... ...çok rewarding olabilir. Yani çok ödüllendirici olabilir. Çünkü hakikaten yani değişim bir parçası olduğunu görüyorsun ve bu değişim seni çok büyük bir motivasyon olarak aslında push ediyor. Bir katkı sunabilir miyim Markus? ben Hı. de aynen senin önerdiğin gibi genç sanatçı adaylarına ya da yeni mezunlara hep bunu söylüyorum. Hani tek başınıza bir şey olamıyorsa çok başınıza olabilir. Yani üç sanatçı bir araya gelip kolektifler ve inisiyatifler aslında özellikle genç sanatçılar için en önemli sığınacak liman gibi ve bence çok eksik. Hani Antalya'da da yavaş yavaş oluşuyor ve Türkiye'de de işte dediğiniz gibi 90'larda neredeyse şu an dünyada yüzün üzerinde yüzlerce cinsiyet var. Türkiye'de de o dönemde gerçekten bir şey çok ciddi bir dinamo etkisi yarattılar. Daha evet. da artıyorlar bence de. Yani şimdi genç sanatçılara da buradan hani gerçekten güzel oldu bence bu Umut umutsuzluğu yani, da gerçekten yok eden bir şey bu bir arada bu yani, yani şöyle yani sanatçılardan ya da sanat yöneticilere hiçbir şey beklemem sadece bir şey bekliyorum aktif olmalı yani e, yani, bek, yani oturup bir şey e, beklerken Almanya'da da bekliyorsun New York'ta da bekliyorsun Türkiye'de kesinlikle bekleyeceksin yani dolayısıyla ya yani hiç kimse sizi gelmiyorsa e, siz gideceksiniz yani bunun üzerinde işte sergi modelleri yaratın, paylaşım modelleri yaratın ve e, günümüzde e, bu tabii ki daha kolay olmaya başladı. Yani çünkü mesela günümüzde yazar olmak istiyorsunuz diyorsanız o zaman eskisinden daha kolay. Çünkü eskiden 2-3-4 e, tane sanat dergisi varken orada sadece belli bir kadro çalışabilir. Çünkü işte baskı maliyeti falan filan kalitesi standartları derken belki sadece 10 tane yazara bir yer verilebilir. Ama günümüzde işte blogları, işte internet sayfaları, işte sosyal medyaları sayesinde aslında yazamak, yaza olmak istiyorsun, yazı yazacaksın ve kendini şey yaygınlaştırabilirsin. Ya da işte Öbür tarafta senin bu dediğin kolektif meselesi önemli. Ben mesela genellikle şey öneriyorum. Mesela diyelim ki genç bir küratör. Küratör olmak istiyor. Küratör olarak çalışmak istiyor. Benim ilk önerim o zaman kendisi genç sanatçılarla birleştirsin. Yani genç sanatçıları keşfetsin. Çünkü orada bir ihtiyaç meselesi var. Birisi sanat üretiyor, paylaşmak istiyor. Birisi paylaşmak istiyor. Yani bu isten bu ikisi Hı. Aslında bir kilit gibi böyle hop diye oluyor ve ondan sonra ikisi deneyim kazandıracak, ikisine irtibat kazanacak ve bir network oluşacak. Ve ya belki bu konuda hala çok Alman'ım. Ben yeteneğe falan, kader, kısmet yeteneğe çok inanmam. Ben sıkı çalışmaya inanıyorum. Ve hakikaten sanatçı olsun, sanat yöneticisi olsun sıkı bir çalışma dönemin sonunda ki bu on sene sürebilir bunu bunu söyleyeyim size ama sonunda bir şey çıkacak. Yani hep böyle klişe diyorlar ya hayat bir maraton, bu da bir maraton. E bu bir maraton yani. Ben 100 metre koş koş koşucusu değilim yani. Hiç hiçbir zaman iyi değilim Ama maraton koşabilirim yani. Yani bu yüzden pes etmemek, istikrar inatçı olmak çok önemli. Hatta Ezgi görüyorum. Eski Bilgin merhaba Ezgi. Eski öğrencilerimizden, hatta aslanlarımızdan biri. Ezgi hatırlıyor musun? Ben, Özlemi Al sen Özdemir Altan'dan ders almış mıydın? Sonunu yakalamıştım. İşte bak yani Özdemir Altan işte dünyanın, dünyanın değildi ama Türkiye'nin en önemli e, olgun çağdaş sanatçılardan birisi. İşte sanat tarihi yazan bir dev. O adam Hı -hı. hep şey diyordu. Sen beni düzelt de ya, yanlış söylüyorsam. Sanatçı olarak işte yetenek ve bilgi de yalnız, yarı sıra ısrarlı is, olman gerekiyor. Yani hakikaten pes etmemen gerekiyor. Yani koşuşturman gerekiyor ve inatçı ısrarlı ve istikrarlı olman gerekiyor. Sonunda bir şey çıkar. Evet. Kesinlikle. Yani çok, çok güzel. Gerçekten o zaman hakikaten biraz şey gibi e, sanatçı olmak isteyen, kreatör olmak isteyen yazar olmak isteyen, yani sanat ortamında bir şekilde aktif rol almak isteyen herkes için ısrarcı olup çalışmak gerekiyor diyorsun. Çünkü bir noktada şeyden bahsettik aslında Biennial'in, fuarın, galerilerin ne kadar yoğun bir şekilde aslında etki gösterdiğinden Sanatçıların nasıl aslında üretmek ya da devam etmek istediklerinden söz ettiğiniz özellikle doktanlardan birine özellikle bugün de de aynı şey geçerli. Çünkü salgın döneminde şu an yaptığımız şey yaklaşık 70 kişiyle birlikte bir akşam buluşup konuşuyoruz. Normalde böyle bir organizasyonu gerçekleştirmek istese bu hakikaten çok daha zor. Çünkü salgın öğrettiği bir şey muhtemelen bu da farklı bir öğrenim dili oluşturdu. Bir noktada bunu oluşturmak için geçen sene siz çünkü Akdeniz Üniversitesi'ne bir konuşmaya gitmiştiniz. Onun, onun organizasyon sürecini hatırlıyorum. Uçak biletleri günü birlikte gidecek, kalınacak, nasıl olacak, hangi gün, hangi saat. Ama şu an yaptığımız şey yarın akşam konuşalım mı şeklinde neredeyse planlıyor. Aslında bir noktada hemen yapmak gerekiyor, durmamak evet. gerekiyor. Tabii tabi. Yani gibi. yani bu bağlamda hakikaten yani tekrar e, konuşmanın başına aslında dönüyoruz. Yani çağdaş sanatçılar, çağdaş sanat yöneticileri hakikaten e, çağdaş hayatımızı çağdaş hayatımız ne sağlarsa onu kullanmamız gerekiyor. İşte dijital mecraları, işte estetikleri, malzemeleri, etrafımızda ne varsa onu kullanmamız gerekiyor. Ve hakikaten özellikle işte gençlere yönelik şunu söylüyorum. Hakikaten sanat yönetimi bölümleri var. İşte sanat tarih bölümleri var. İşte 75 GSF'miz var Türkiye'de. Yani grafik tasarım bölümleri var yani dolayısıyla bütün bu bölümler içindeki gençlere baktığında aslında arasında sinerjileri bu, e, yaratmamız gerekiyor ya işte e, sanat tarihçisinden işte katalog için bir yazı isteyeceksin işte genç sanatçılar çalıştığında işte grafik e, çalışmalar için işte genç bir grafik tasarımcısıyla ile e, anlaşman anlaşabilirsin yani ve paylaşılan bir tutku içerisinde farklı farklı Nokta birleşince hakikaten harika ve çok dinamik ve en önemlisi alternatif sözleri ortaya çıkabilir. E çünkü özellikle işte benim gibi ya da Ebru gibi işte deneyimli hocalar biz çok sıkılıyoruz yani çok kolay sıkılıyoruz çünkü yani belli bir noktadan sonra işte her şeyi gördün her şey okudun ay tekrar Liuta ay tekrar Derida ay tekrar işte şu da bu da o da referansları falan ama yani eee böyle multidisipliner ya da özellikle işte gençlerinin e, şu anda yaşadığın dönemden faydalanıp e, bizim artık daha olgun olan uzmanları yepyeni e, yolları gösterebilirler. Ve biz zaten bunu istiyoruz yani. Yani benim bildiklerimi anlatmasınlar, benim bilmediklerim, hatta e, yani anlamadıklarını e, benimle paylaşsınlar. Hmm. Ne yapalım? Yavaş yavaş sorular alalım mı? Çünkü bir saat konuşuyoruz. Evet Hayırdır. Aynen öyle. Bence artık hakikaten çünkü genel bir dönem sanat tarihi, sanat yönetimi Türkiye e, şey yaptı, kronolojisi de yaptı. Güzel de oldu. E, soruları alalım yavaş yavaş. Çünkü saat artık 10.30'a doğru da geliyor. E, evet, 10.30'da zaten... bitirelim. Bir buçuk saat yeter bence. Okay, o zaman birkaç soru alalım. Okey, buyurunuz. Antalya, Yara. Nereden geliyorsa. Evet, var mı arkadaşlar sorularınız? Bizim Küratörlük ve Sanat Yönetimi dersi var. Markus orada da bu tarihçeyi bayağı detaylı işledik onlarla. Yani 90'lar nasıl bir dönem. Yani kitabın bir özeti gibiydi. E, o konulara hakim isimleri görüyorum ben burada. E, harımızdalar. Aslında mesela Yasemin seni görüyorum şu anda. Ben de soru sorabilir miyim? <laughs> Biliyorsunuz yani, o, ben, ben çok e severim soru sormayı. Bu tarihçeye hakim bir kitle var şu an <laughs> burada. E, ya da başka konularla da ilgili tabii ki. Sorabilir miyim? E, tabii tabii, e, tabii. bekliyoruz. E, öncelikle çok teşekkür ediyorum sizlere. Sevgili hocamız Ebru e, Nalan Sürün'e, Melike Hanım'a ve sevgili Mar Marcus'a geçen sene de sizi dinlemiştim ben. E, güzel, doyurucu bir e, sunum oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılara aynı zamanda. E, ben şunu sormak istiyorum. Daha doğrusu merak ediyorum. Yani bu dönemin bir geçiş dönemi olduğunu düşünüyorum. Ee, yani bu e, bahsettiğiniz az önceki e, işte siyasal olaylar vesairenin sanata etkisi e, her zaman için siyasetle bağlantılı oldu. Ve bu dönem bir geçiş dönemi ve kapitalizmin geldiği son noktadayız gibi geliyor sanki bana. Dolayısıyla e, tabii ki bunu bir öngörmek çok da mümkün değil belki. Ancak acaba sanatın merkezi bu dönemden sonra Amerika'dan başka bir yere kayar mı? Çünkü Amerika bu dönem çok kötü bir sınav veriyor. Öyle düşünüyorum ben. Siz ne dersiniz bu konuda hocam? Sevgili Markus hocam. Yani yani e, e, Sanat dediğimiz biz de bu konuşma gibi hep iki böldük. Hem, hem üretim hem ortam. E, şimdi sanat piyasasının, e, yani sanat piyasası hala çok yoğun bir şekilde e, Amerikan elinde. Hatta işte Artprice.com'un geçen senedeki annual senelik raporuna baktığında işte senelik turnover 670 milyon dolar varken ikinci numara Çin'in sanat piyasası 370 milyona sahipti. Bu bağlamda iki şey görüyoruz. Çin çok güçlü olmaya başlıyor. Yani çünkü birkaç sene önceye kadar Çin pek yoktu. Fakat günümüzde top top 500 sanatçılar arasında en çok Çin'den geliyor yüzde 30 civarında. Dolayısıyla eskiden mesela Avrupa'daki sanatçılar ya da Batılı Avrupa ve Amerika'daki sanatçıların iktidardayken artık Çin ya da Uzak Doğu Asya piyasası ve o ortam daha güçlü olmaya başlıyor ve bu, bu eğilim devam ettiğini düşünüyorum. Öbür tarafta hala tabii ki şey gösteriyor, Amerika çok güçlü. Yani 670 ve 3, 670 ve 350 arasında neredeyse iki kat kadar büyük bir piyasadan bahsediyoruz. Amerikanın bu bağlamdaki iktidarı bugün yarın bitmez diye düşünüyorum ama ama Asya kesinlikle daha güçlü olmaya başlıyor bu bir. İki Amerikalı sanatçılar bu piyasa içine baktığımızda üçüncü numara düştüler. Yani en çok Asya'dan sanatçılar geliyor bu 500 içinde. İkinci numara tekrar Avrupa yükseldi. O da yeni bir trend. Yani daha önce hep Amerika'daki sanatçıları ön plandayken şimdi yeniden Amerika, Avrupa ve Avrupa'daki sanatçıları sanat piyasası içinde önemli ve güçlü olmaya başladı. Genel olarak belki çağdaş sanatının üretim açısından ya da sanat ortamı baktığımızda bu globalleşme meselesi devam edeceğini düşünüyorum. Yani bu es, eski klasik hatta hala modernizme kadar varsaydığım sanatçı tipolojisi işte beyaz, erkek, Hristiyan, orta Avrupalı o dönem artık hakikaten bitti. Yani 1980'lerden itibaren gittikçe işte Avrupa ve batı dışındaki sanat ortamları dahil olmaya başlıyor ve bunu günümüzde devam ettiğini e, görüyorum. O bağlam içinde tabii ki azınlıklarının ve kadınlarının e, gücü çok net bir şekilde arttığınızı e, görüyoruz hem koleksiyonerlik konusunda, küratörlük konusunda ama eee 1970'lerden itibaren gittikçe aslında e, bu kavram artık kullanmıyoruz. Kadın sanatçısı diye. Ama e, yani e, kadın ve erkek e, arasındaki e, önceki dengesizlik o Yok oldu. Kapitalizme gelince, yani ben e, hep şunu düş, düşünüyorum yani ya insan e, öğrenir mi? Yani insan ancak işte e, çekicili bir kafası üzerinde bir şey geldiğinde öğrenir diye düşünüyorum. Şu an biz hepimiz e, oldukça ağır darbeleri görüyoruz. Sadece koronadan dolayı değil işte e, global savaşlar, ekonomik krizler, göçmen olayları vesaire. Ama biz bundan dolayı bizim rahat ve alıştığımız hayattan vazgeçeceğimizi ben bu konuda çok e, optimist değilim. E, ben kendimi genellikle optimist optimist bir realist olarak tanımlıyorum. E, ama bir bir şey çok net bence ve özellikle genç kuşakların etkisinden dolayı bunu e, bu değişime göreceğiz. Bence bu vahşi kapitalizmin dönemi hakikaten e, bitmek üzere. Yani bunun yerine nasıl yeni bir sistem kuracağımızı bilmiyorum. Onu hep beraber göreceğiz ama sosyalizm olmaz. Çünkü o da işe yaramadı. Ki yani bir Alman olarak işte biz bunu Doğu Batı'da yaşadık. Komünizmde de işe yaramaz. Çünkü bence biz insan olarak bencil bir hayvanınız Başka bir şey değil. Biraz daha gelişmişiz. Ama evrim bizi bu şekilde şekillendirdi ve bunun sayesinde işte mamutları, kaplanları falan filan Geçtik yani ve hala hayattayız. Yani ben ama şunu inanıyorum. E, bence vahşi kapitalizmin karşısı sosyalizm ya da komünizm değil. E, bence humanist bir kapitalizm ya da e, sosyal anlayışlı olan bir kapitalizm. E, mecbur bir şekilde onu e, yapmak zorunda kalıyoruz çünkü işte bu vahşi tüketim ve bundan doğan e, felaketleri şu anda hepimizin en büyük sorunu. Yani biz ne tartışıyoruz yani? global, global warming varken ve korona varken ne tartışıyoruz yani? Ne ta? yani hepsi palavra yani sonunda. En büyük çekiç zaten doğa ve dünyadan kendisi geliyor. Sanat üzerindeki etki biraz ondan kaynaklanıyor. Yani eğilim olarak da biraz önce dediğim gibi yani bir ürün yani tüketebilecek bir üründen ziyade birçok yeni sanatçı, genç sanatçı ya happening tarzında, ya da katılımcılık, ya da dijital mecraları internet üzerinde, ya da eco art ve, ve organik art alan üzerine çalışıyorlar ve bu eğilim devam edeceğini çok net düşünüyorum. Yani bu, bu sanat, sanat ve kültürün de, demokratikleşme olayı devam edecek, ondan çok eminim. Çünkü yani sadece Türkiye değil, bütün dünyada aslında şunu görüyoruz. Hiçbir zaman bu kadar fazla sanatçı, sanatsever ve sanat kurumları yoktu. Yani hakikaten e, tarih içerisine baktığımızda e, sanat yani halka belki bütün sınıflar değil ama eskisiyle karşılaştırdığımız çok daha yaygınlaştı. Ve bu çok önemli bir şey. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Bu arada Melike de sorabilirsin. Çünkü yani özellikle işte e, Melike bir e, genç küratör, genç bir akademisyen olarak o da zaten şu anda sancıları yaşayan birisi olarak e, karşımızda duruyor. Hadi başka bir soru, bir iki soru başka daha alalım. Başka var mı? Hocam ben bir ya, merhabalar sorabilir miyim? Tabii tabii. Um, ismim Sirel Özdoğan. Uh, Antalya'dayım. Ee, çok teşekkür ederim bilgilendirmeniz için. Ee, her seferinde e, genç sanatçı e, terimi çok kullanılıyor. Ben Hı -hı. E, açıkçası bunu çok merak ediyorum. 2009'da 45 yaşındayken güzel sanatlara girmiş e, bir insan olarak genç sanatçı tanımının e, bir pazar için tanımlanmış bir kavram mı olduğunu çok merak ediyorum. Şimdi hani ben o zaman hangi şeydeyim kronolojik yaşımdan dolayı ...hakkım yok mu mesela? Yani bu, bunu çok merak ediyorum açıkçası. Hmm, hmm, hmm. Evet, yani... ...tam onun üzerinde... ...yani isterseniz sonra... Işte ...Art for Living'da... ...bir... ...Özüm diye bir... ...genç sanat, sanat yazarımız yatırım. var. O Onun üzerinde... ...Bazart... ...konusunda öyle bir mülakat yaptı... ...ve tam onun üzerinde konuştuk. İsterseniz sonra onu da bir bakabilirsiniz... ...okuyabilirsiniz. Yani... E, zaten genç... İsim, bir daha söyler misiniz? İsim. E, öz, özüm, neydi soy ismi? Melike. Deren, e, Melike sen chat'e yaz, oradan baksınlar. Artful Living web sayfasına Özüm e, adlı bir yazarımız. Şöyle, yani genç. yani Gençlik biz normalde sosyoloji, psikoloji, antropolojiden bildiğimiz bir kavram değil mi? Ama yani bu alanlarda bile genç ya da gençlik değişti. Bazı yazarları ve uzmanlara göre Gençlik uzadı, bazıları gençlik daha erken bitiyor diye e, tanımları var çağdaş hayatımızdan, çeşitli sebeplerden dolayı. Bizim sanat e, ortamızda e, açıkçası bu genç sanat terimi sizin sayenizde ya da yüzünüzden öğrendim. E, çünkü Almanya'da işte junge Kunst, Junger Künstler yani o arası da, da öyle kullanılır ama çok böyle bir somut bir tanımlama terimi olarak kullanılmıyor. Yani young artist falan bilmiyorum yani. İngilizcesi de o kadar da değil ama Türkçe'de dediğiniz gibi bir nevi branding olarak kullanılır. Bence ilk olarak şöyle bir kullanım şekli görüyorum. Genç ve çağdaş beraber tutuyorlar ya da genç ve çağdaş, genç ve güncel. Ki biliyorsunuz Türkiye'de de çağdaş ve güncel arasında da bir tartışma var. İdeolojik bir tartışma, girmiyorum. Ali Artun'un tayfasında olmak istiyorsunuz çağdaş, Vasif Kort'un tayfasında olmak istiyorsunuz, güncel kullanıyorsunuz. Bu bağlamda bence 2000, 2000 yıllarının Dan sonraki çağdaş sanat, e, sanat sanatın yükselişi ve daha genç yaşta sanat ortam ve piyasa giren sanatçılardan dolayı ve özellikle bu sanatçıları işte Ömer Uluç ya da Burhan Doğançay gibi sanatçılardan ayırabilmek için öyle bir terim fazla kullanılmaya başladı. Yani sebep biraz böyle e, diyebiliriz. Şahsın bana soruyorsunuz hepsi saçmalık. Ve hepsi e, yani çok göreceli bir bir terim. Ben bunu kesinlikle yaşa bağlanmıyorum. Bu yüzden rahat olun. Yani e, genç sanatçı olabilirsiniz bir bir bir, bir bağlamda. Çünkü e, eğer biz genç çağdaşlığa bağlıyorsak, şunu görebilirim: Genç bir sanatçıdan çok çağdaş dışı ve çok eski old fashion işlere görebilirim ki sık sık görüyorum öbür tarafta çok yaşlı birisinden çok genç çalışmaları görebilirim. Anlatabiliyor muyum? Yani bu isim evet. ben özellikle sanat yarışmalarının yaş sınırlarının kaldırmasını her zaman savunuyorum. Hatta hep kavga evet. ediyorum. Evet. Ço çoğu zamana kaybediyorum kavgaları çünkü kurumları öyle istiyorlar diye ama e, yapabildiğimde e, yapıyorum. Çünkü hakikaten hele günümüzdeki e, dünyada yaş tanımlamaları çok saçma. Bizim e, yüksek lisans ve doktora e, programlarda işte 30 üstü, 40 üstü olan öğrencilerim var. Farklı alanlardan geliyorlar. Yani ve yani eskisi gibi işte 40 yaşındayım artık emekli ol, olacağım işte yavaş yavaş işte tabut bir falan hazırlayın diye bir anlayış yok. Yani yani 40 is the new 30 diyorlar ve orta yaş krizler artık 50 civarında yaşanmaya başlıyor ve hayat uzadıkça belki ileride 60 yaşına orta kriz yaşayacağız. Yani bu yüzden rahat olun üretim önemli. Üretim çağdaş, güncel ve genç olmalı. geri kalanı boş ver. Bu arada sadece genç sanatçılar için değil. Bir dönemde ben de genç küratördüm. Onu da çok net hatırlıyorum. <laughs> Türkiye, Türkiye'de öyle bir gençlik meselesi kullanıldı. Hatta geçen gün Milliki de öyle bir pot kırdı. Yani 40, 40 ve ne dedi? Ya yaş, ya bir, birisinden bahsetti. ya yaşlı o, yaşlı falan dedi. Dedim kaç yaşında? 43 falan. Ulan ben neyim falan ondan sonra işte fırça yedi gitti. <laughs> yani, yeah. e, Türkiye'de, Türkiye'de biz hepimiz gençiz. Projeyle yaşlılık. <laughs> şu, şu, şöyle, şöyle bir şey, şöyle bir şey görüyorum. E, daha önce genç sanatçılar vardı, sonra genç küratörleri vardı, son dönemde ne geldi biliyor musunuz? Genç komisyonerler ve aslında bu genç koleksiyoner <laughs> tayfası çok ilginç bir tayfa. Çünkü bunlardan kimse genç değil bu arada. Hatta ben Proje 4L'ye de bir sergi yapmıştım işte Erğis Müzesi'nde. Eee ona bir sergi serisi yapmışlardı. Ee, genç koleksiyoner sergileri diye bir sergi sırası yaptılar. Bana küratörlük teklif sunarken işte bir kürat bir koleksiyoner listesini sundular. Baktım. Lan bunlar hepsi yaşlı yani kim genç falan. Yani yaş olarak hepsi aslında olgun yaşlarında diyelim. Ama bu tarafta gençler. Koleksiyonel olarak genç. Neden? Çünkü 5 sene önce, 10 sene önce başladılar. Dolayısıyla genç koleksiyonerler değildi ama genç koleksiyonlara sahipti. Bu yüzden aman hepsi palar ve işlere bakacağız. Yani. Başka bir soru daha alalım. Ondan sonra Son alalım. Son soru. Bu şeye katkı sunmak istiyorum Markus'cum. Yani bir dönem hani hep böyle az sanatçı vardı ve hani şimdiki dinozor olarak yorumlanan yaşlı bir kuşak sanatçı var ya işte. Bunun ardından gelen bu koleksiyoner kitlesi, açılan özel müzeler, i̇şte, 2000'lerdeki yeah. hareketlilik falan. Bu kadar e, GSF mezunu falan işte bu yarışmalar tabii ki biraz da pompaladı. Genç e, günümüz sanatçıları, genç kadın sanatçı mevzusu gibi. Bence bir sanatçı demeyi ne yazık ki beceremiyoruz yani. Bu da yeni, yeni bir şey belki. Bu son iki binlerden sonra başlayan. Bu yarışmalarında da yine bence pompaladığı bir şey. Bu iyi bir şey gibi geliyor. Daha dinamik bir şeymiş gibi geliyor. Yani genç barisi olunca. Ya Genç genellikle işte yeni, dinamik, çağdaş, kayırın daha başında falan filan. Hatta evet. şey de ilginç yani mesela e, genci duymasında ama şey hatırlıyorum. Benim Türkiye'de ilk yaptığım sergi 2004 Ocak ayında. Ee, işte Simon Sanat açılıyor, Güncel Sanat, Genç Sanatçılar için bir platform oluşturmak istedik ve böyle bir söylem ile başladılar kurum olarak ee, ve o sergi de Genç Gülende koymuştum ve çok net hatırlıyorum Levent Çalıkoğlu e, olumsuz bir eleştiri de şey yazdı, kavram kötü, sergi kötü özellikle Genco Gülen gibi bir sanatçı ne genç e, sanatçı kavram altına sokuyorlar ki hiç olmamış gibi yani anlatabiliyor muyum yani bu e, gençlik meselesi Türkiye'de hmm. aslında e, çok değerli bir meselesi. Okey, son soru. E, i̇zninizle ben bir soru sorabilir miyim? Tabii. E, merhabalar, hoş geldiniz, Markus Bey. Merhaba. E, bir kere e, Kerdan önce temel eğitim bölümünde beraber e, çalışıyoruz. O da sanat tarihçisiydi. Terden önce Ben biz tanışıyoruz zaten. E, Markus Bey geldiğiniz zaman geçen sene. Evet, temel eğitim bölüm başkanıyım ben aynı zamanda doçent doktor. benim de alanım çağdaş sanat ve işte batı sanatı. şimdi bir kere bu yaşlı genç olayına kısaca bir işte fikir söylemek istiyorum. Burada sevgili öğrencilerimi görüyorum. İşte Sibel Hanım, işte Yasmin Hanım. Sibel Hanım bayağı oldu, kaç sene önce mezun oldu. Her ikisi son derece işte çalışkan, son derece işte verimli bir öğrenciler. Onun dışında daha önce de mezun ettik çok sayıda işte e, yaş ortalaması e, işte işte öğrenciler ve e, çok mutlu oluyoruz. Ben mesela şahsen 30 yıllık bir hocaya üniversitede e, ilk sınıfa girdiğim zaman e, yaş ortalaması işte birkaç kişi görünce mutlu oluyorum. çünkü onlar daha işte e, diğer e, hani genç e, öğrencilerim şey kırılmasın ama gerçekten daha dikkatli daha işte sorumlu daha eee sınıf toplayan öğrenciler oluyor. Onlara teşekkür ediyorum. Ben bayağı iyi öğrenciler yetiştirdik. Onunla da onda ayrıca övmek gerekiyor. ben kısa bir çok sosyalizm ile ilgili bir şey söylediniz de onunla ilgili bir fikrinizi almak istiyorum. Eee Bey. Ee, şimdi e, ben e, Söğütler döneminde eğitim aldım. 89 mezunuyum üniversitede. Bakü, e, işte Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin sanat tarihi ve e, teorisi işte e, fakültesinden mezunum. E, Sosyalizme sanki böyle e, herkes çekinir gibi öyle bir yaklaşım hissettim. Hani sosyalizmi söyleyince işte sosyalizm. Ee, geri dönmez de gelmez hiçbir zaman kimse de istemiyor biz de istemiyoruz zaten ee, ama şunu e, vurgulamak istiyorum ve sizin de fikrinizi almak istiyorum sosyalizmde e, işte e, döneminde mezun olmuş ve çalışmış o dönem eğitim almış e, birçok sanatçı bugün dünya e, çağdaş sanat e, sanatında önde geliyor aynı zamanda yönlendiriciler e, hatta eğer e, Rus e, modernizmine bir bir göz atmış olsak, Sovyet döneminin hani Sovyetlerle ilgili işte daha hakim olduğum için onu söylemek istiyorum. Sovyetler döneminde ondan önceki birinci dalga Rus e, sanatçılar, kandiskiler, tatlinler vesaire onlar ayrı. Aynı zamanda bir 60 ikinci dalga Rus sanatçıları ortaya çıkmışlar. Ve bunlar büyük bir mücadele sonucu yani e, o, e, 60 kuşağı, 70'lerde bir devrim ithalinde bir olaylar yaşanmıştı. Ve 80 sonrası, 80 sonrasında işte dünya e, sanatı, işte e, hani bu teknoloji açısından e, şey, birçok sanatçı öne çıktı ve bugün Amerika'da, Avrupa'nın birçok e, ülkelerinde çok ünlü sanatçılar var. İşte bunlar e, ister, e, kavramsal alanda özellikle e, e, Almanya'da yerleşen sanatçılar var. E, hem e, Rus sanatçılar hem de Sovyetler Birliği'ne bağlı olan sanatçılar. Bunlarla ilgili kısaca çok kısa zamanımız çok e, sona geldiğimiz için kısaca birkaç cümle ve fikirinizi almak istiyorum. Benim için çok önemli. Ee, yani böyle çağdaş bugün çağdaş sanat e, tarihi ve piyasayı konuşurken peki bu sanatçılar bugün çağdaş sanat tarihinde dünya sanatında neredeler e, nasıl bir yer ve nasıl bir e, işte e, not veriliyor işte neresinde duruyor diye Şimdi, teşekkür ederim e, teşekkürler şimdi ilk olarak tabii ki e, yani keşke e, keşke sosyalizm e, Yaşatabilseydik, yani belki ileride hakikaten e, yeni bir sosyalist e, yaşam modeli gerçekleştirebiliriz. Çünkü bana hakikaten güzel bir utopiyi gibi geliyor. Ama işte dediğim gibi yani bir gerçekçi olarak e, yapabilir miyiz, e, bizim egomizdan vazgeçebilir miyiz, onu bilmiyorum. Şimdi Rusya ve işte o dönemdeki sanatçılara baktığımız tabii ki haklısınız. Yani modern avantgardan arasında işte konstruktivistlere, Malevich ya da Kandinsky gibi sanatçılara baktığımızda onlar aslında işte devrimin bir parçası olarak modern sanatının gelişmesi için çok büyük bir katkıda bulundular. Fakat o ne zaman bitiyor? İşte Stalin ve işte sanat bir propaganda araç olarak kullanmaya başladığında ve bütün sanat, bütün partiler, pardon, bütün sanat, bütün gazeteleri parti gazeti ve parti sanatçıları olacaklar diye öyle bir söylem ile başladıktan sonra tabii ki sanatın özgürlüğü ve özgünlüğü yok oldu. öbür tarafta Ilya Kabakov gibi sanatçılara baktığımızda yani 1980-90'dan sonraki kuşaklardan bazı bazı Rus sanatçılara sanatçıları baktığımızda Az e, uluslararası e, ortama çı çıkabilen sanatçıları vardı. Çünkü tabii ki yani bu kadar baskın ve bu kadar e, içi dönük olan bir sistemden e, hem çağdaş sanatçı olarak çağdaş üretim yapabilmek ve uluslararası e, arena girmek çok zor. Fakat tabii ki mesela Ilya Kabakov baktığımızda, Ai Weiwei baktığımızda ya da 90'lardaki Çin boom'a baktığımızda bunlara düpüdüz e, bir şeyden geldiler. Bir e, komünist bir ülkeden e, e, orta çıktılar. Ama tabii ki hepsi e, var olan e, rejimi karşı, muhalif olarak ve eleştirel olarak orta çıkarttılar ve e, ilk olarak batıda, yani karşı sistem diyelim, orada da e, önemli olmaya başladılar. Rusya günümüze baktığımızda şimdi sanatçı ortama baktığımızda çok fazla Rus sanatçı, yani modern sanat ile karşılaştırdığımız hala yok. Venedik Biennale her sene Rus pavyon, en sevdiğim pavyonlardan birisi. Onu da söyleyeyim. Geçen senedeki de çok iyiydi. Ama Rusya bence özellikle çağdaş sanat ortamında çok önemli bir rol oynamadığını düşünüyorum. Ve bu tabii ki işte devletin politikasından kaynaklanıyor. Öbür tarafta şöyle de son bir statistik daha vereyim. Çağdaş sanatının sanat piyasasındaki en güçlü 20 ülke arasında Rusya yok. Yani işte Türkiye bile var. Türkiye 15 pozisyonunda. İşte Amerika, Çin, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya ve diğer ülkelere geldikten sonra 15. pozisyon Türkiye'de. 20. pozisyon İsveç. Rusya yok. Bu ne gösteriyor? Çağdaş sanat alımda bile çok e, yaygınlaşmış bir ortamdan e, bahsedemiyoruz. Okey arkadaşlar. Evet. E, kapatalım. Arkadaşlar şimdi Teşekkür chat, chatte bazı sorular ben de soru sorabilirim diye sordunuz. E, şöyle yapalım yani ya işte e, sosyal medyadan ya da e-mail üzerinden ya da işte başka şekil, şekillerden e, konuşalım. İşte Instagram'dan ya da başka ortamlardan beni takip edin. Yani e-mail atın ya da işte telefonda görüşelim. Ama e, bence şimdilik çünkü zaman bayağı ilerledi. Bitirelim Melike'ni. Ne dersin Ebru? Evet hocam. Bence şey. çok teşekkür ediyoruz. Markus'cum, Melike'cim bu arada. Diğer katılımcılara da hani bölüm olarak da Terlan Hocam'la aynı bölümde. Yapıyoruz. Evet. Ee, teşekkür ederiz. Çok sağ evet, olun. Aynı yolda yürüyoruz. Teşekkür ediyoruz katılımınız için. Bir sonraki katılımlarınızda da haberdar ederim. Markus'cum, Melike'cim. Belki dinlemek Evet. Istersen. Tabii tabii. Çok Beni haberdar ediyoruz. Ben de ya. çok teşekkür ediyorum hem işte Akdeniz hem de işte Ebru evet. hoca hem de organize eden öğrencileri çünkü anladığım kadarıyla zaten bu öğrenci inisiyatiften bir proje. Yani Fadime ve arkadaşlar işte tam bu evet, burası evet. işte tam bunu evet. istiyorsan aktif olun bir şey isteyin Kesinlikle. çekinmeyin sorun ve inanın ne kadar büyük yara, ne kadar olgun, ne kadar ünlü olsa da biz hepimiz bu ortam içinde o ortam daha iyi olsun diye uğraşıyoruz. Bu yüzden hakikaten Ebru, Teyalan Hocam, işte Fatma, Melike, sevgili eski asistanın Milike'ye çok teşekkür ederim. Biz teşekkür, ederiz. teşekkür, ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür böyle Hocaların, öğrencilerin hep beraber olduğu bir platform. Öğrenciler kaptanlık yapıyorlar. Biz de hoca olarak destekliyoruz ihtiyaç duydukları anda. Onlar yapıyorlar aslında. O yüzden ayakta alkışlamak lazım yani. Fadime de ana kaptan. Fadime'ciğim teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Teşekkürler. Yaşasın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler, çok sevgiler arkadaşlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Akşamlar. Sevgiler. Bay bay. Teşekkür ederiz.